Dil temelli öğrenme güçlükleri çocuklarda dinleme, mantık yürütme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar gibi akademik becerileri etkileyen heterojen bozukluklardır. Bu bozukluklar çocuk okul çağına gelene kadar genellikle anlaşılmaz. Çoğunlukla kalıtımsaldır ve sık sık belirli dil sorunları ile ilişkilidir. Zeka ile direkt bir ilişkisi bulunmamaktadır. Dil temelli öğrenme güçlüğü olan çocuklar, yaşlarına uygun düzeyde okuma ve yazma becerileri geliştirmede güçlük yaşarlar. Bu çocuklar, düşüncelerini uygun biçimde ifade etmede, yeni sözcükler öğrenmede, yönergelere uyma ve sorulan soruları anlamakta, hikayelerin olay örüntüsüne dair ayrıntıları yakalamakta, sınıfta anlatılanları anlamada ve daha pek çok beceride güçlük çekebilirler. Sıklıkla görülen diğer bir öğrenme güçlüğü tipi özgül öğrenme güçlüğüdür. 3 alt gruptan oluşur. Okuma bozukluğu yani disleksi, yazılı anlatım bozukluğu yani disgrafi ve matematiksel bozukluk yani diskalkuli. Bu alt tipler tek başına görülebileceği gibi birkaçı beraber de görülebilir. Çoğunlukla bu alt tiplere dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da eşlik eder. Bu bozukluklarda genetik faktörler etkili olduğundan ailede öğrenme güçlüğü olan başka bireylerde olabilir. Disleksi tipleri harf ve ses ilişkisinin bozulduğu disfonetik okuma bozukluğu, çocuğun gördüğü harfi çözümleyemediği görsel disleksi ve mix tiptir. Disleksi'de en sık görülen hatalar seslerin karşılığı olan harfleri bulmada güçlük, sözcüğü oluşturan harfleri söylemede güçlük, heceleme problemleri, yazılı sözcükleri seslendirme güçlüğü, bir sözcükteki benzer sesleri ayırt etme güçlüğü ve seslerin yerini değiştirme problemleri olarak sıralanabilir. Müdahalede çocuğun hatalı ya da eksik olan becerileri tespit edilmeli ve buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin eğer çocuk sözcükleri okuyabiliyor ancak okuduğu şeyin detaylarını anlayamıyorsa anlama üzerine çalışmalar yapılır. Eğer sözcükleri formüle ederken sesleri ayırt etmede problem yaşıyorsa heceleri ayırma ve ritim çalışmaları yapılabilir. Yapılan çalışmalar okuldakilerle ilişkilendirilmelidir. Bunun en iyi yollarından biri okulda kullanılan materyallerin terapide de kullanılmasıdır. Okul kitapları, verilen ödevler ve egzersizler terapi yöntemleriyle birlikte çalışılabilir. Bu çalışmalar sırasında sözcükler sesli olarak okunurken çocuk yazıyı muhakkak görmeli ve parmağını hareket ettirerek takip edebilmelidir. Okunan materyalin güçlük düzeyi önemli değildir. Eğer çocuğun ilgisini çekiyorsa bu amaçla ansiklopediler bile kullanılabilir. 5 sözcüklük kelime listeleri oluşturularak gruplara bölünebilir ve her gün bir grup çalışılabilir. Örneğin önce kelimeler ezberlenir, sonra çocuk bunları aklından yazar ve en son kağıda geçirir. Siz hatalarını düzelttikten sonra yeniden yazması sağlanmalıdır. Bunlar disleksi müdahalesinde kullanılan en basit tekniklerden yalnızca bazılarıdır.